Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyetler'de iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermek istedim. Günümüzde güncel bir konu olan iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar dünyadaki tüm ülkelerde hız kesmeden halen devam etmektedir. Bunlara bağlı olarak belirli periyotlarda iklim değişikliklerinin gelecekte nelere sebep olacağına dair varsayımlar ve bunlar üzerine gelişen bilimsel teoriler üretilmektedir. Asya iklimi konusunda geçmişte kapsamlı çalışmalar yürüten Sovyet bilim insanları bu konuda günümüze ışık tutan büyük başarılara imza atmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından hız kazanan iklim çalışmaları sosyalist ekonominin gelişimine katkı sunarak bilimsel faaliyetlerde pratik bir şekilde kullanılmıştır. Sovyet Bilimler Akademisi bu kapsamdan yürütülen pek çok projeye destek verdi. Sovyetlerin yeni coğrafyasındaki iklim değişikliği çalışmaları ve doğanın dönüşümünü ilgilendiren incelemeler büyük gelişme gösterdi. Bu bilgiler ışığında Sovyetler Birliği'nde gerçekleşen iklim çalışmaları tarihine bir göz atalım. İklime ilgi ve iklim sistemlerinin araştırılması Sovyetler Birliği'nde uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir ve uygulama bakımından geniş Sovyet coğrafyasında güçlü bir alan bulmuştur. Sovyetler Birliği'nde konuyla ilgili bilimsel çalışmalar çok gelişmiş bir seviyededir. Önemli bir etken olarak Sovyet coğrafyasını etkileyen sert iklim koşullarının buna neden olduğu söylenebilir. İklim bilimci Paul Ridolf konu hakkında şu sözleri söyleyerek bu durumu açıkça ifade etmiştir. Genel olarak ülke sıcaklıktan yoksundur. Sıcaklığın daha yeterli seviyede olduğu yerde ise nemden yoksundur. Öyleyse Sovyetlerin her türlü nem damlasını zayıf iklim deposundan sıkma yollarını araştırmak üzere çaba sarf etmesi şaşırtıcı değildir. Bu zorunluluk altında çalışan Sovyet iklim bilimi yüksek başarı seviyelerine ulaşmıştır. Sosyalizmin gelişmesi, üretimin artması ve Sovyet halklarının refah seviyesinin yükselmesi için doğanın kullanılmasından ve dönüştürülmesinden kaynaklı iklim değişiklikleriyle ilgili çalışmalar hızla devam etti. Bilimsel gelişmelerin sosyalist ekonominin gelişiminde pratik kullanımı hem Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden hem de Sovyet Bilimler Akademisi'nden geniş destek almıştır. Stalin döneminden itibaren Sovyet biliminin Batı biliminden geride olmadığının kanıtlanmasına dair çabalar iklim alanına da yansıdı ve özellikle 1945 sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde Sovyet iklim bilimi Batı'daki çalışmalarla rekabet halinde olmuştur. İklim biliminin Sovyet politikasının ana hatlarından biri olan emperyalizmle mücadele konusunda stratejik değeri yüksek kilit bir bilim alanı olmamasından kaynaklı nükleer bilimler, fizik, tıp, biyoloji gibi alanlardan daha az dikkat çekmiştir. Ancak 1940'lı ve 50'li yıllarda uygulanan Stalin Doğanın Dönüşümü Planı olarak bilinen Doğanın Bilimsel Düzenlenmesi programı Sovyet iklim biliminin önünü açtı ve pek çok bilimsel buluşu beraberine getirdi. Bu plan çerçevesinde Sovyetler Birliği'nin güneyinde yer alan bozkırlarda ve Orta Asya'daki çöllerde sulama kanalı ağlarının kurulması, arazilerin çekilendirilmesi, sayısız ağaç dikilmesi, erozyonlara karşı önlemler alınması gibi pek çok alanda projeler hayata geçirildi. Bu kapsamlı dönüşümlerle birlikte Sovyet coğrafyasına etki eden iklimsel koşulların bilimsel olarak araştırılma çalışmaları da hız kazandı. Savaş sonrası dönemde iklim konusunda birçok alanda bilimsel disiplinler oluşturuldu. Özellikle Sovyet Bilimler Akademisi'nde uygulamalı bilimlerin önemine verilen vurgu, iklim değişikliğiyle ilgili bağımsız çalışmaların bu dönemde gelişmesine katkı sundu. 1960'ların sonlarına kadar iklim araştırması yapan 18 adet bilimsel kuruluş vardı. Dönemin Soğuk Savaş koşullarında Sovyetler Birliği'nde gerçekleşen nükleer denemelerin potansiyel iklimsel sonuçları üzerine çok sayıda gözlem gerçekleştirildi. Sovyet bilim insanları nükleer silahlarla iklim arasındaki bağlantıları büyük titizlikle araştırdı. Bu anlamda olası bir nükleer savaşın önüne geçmek için uluslararası işbirliği çabası oluşturdular. Örneğin Uluslararası Bilim Konseyi tarafından yapılan nükleer savaşın olası çevresel sonuçları hakkında bilgi durumunu değerlendirme konulu uluslararası girişimde Sovyet bilim insanları önemli roller üstlendi, ilgili atölye çalışmalarında ve toplantılarda yer aldı. Sovyet iklim bilimcileri Batı ülkeleriyle karşılıklı bilimsel saygı kavramları üzerine kurulu ilişkiler geliştirdiler. Amerikan Jeofizik Birliği, Amerikan Meteoroloji Derneği gibi kuruluşlar tarafından Rusça çeviri komiteleri kuruldu ve fikir alışverişinde bulunma çabaları sarf edildi. Bu kuruluşlar Sovyet iklim bilimine dair yaptığı çalışmaları içeren makaleler yayınladı.
Benzer olarak Temmuz 1957'de başlayıp Aralık 1958'e kadar süren Sovyetler Birliği'nin öncülüğünü gerçekleştirdiği uluslararası bilimsel bir proje olan Uluslararası Jeofizik Yılı projesi büyük ölçekli girişimlerle Batı dünyasıyla Sovyetlerin fikir alışverişini kolaylaştırdı. Bu projeyle birlikte 67 ülkenin katılımıyla pek çok ortak faaliyet gerçekleştirildi. Bu gelişmeler iklim çalışmalarının sosyalist ekonominin ilerlemesini desteklemek yönünde güçlü bir şekilde hareket etmesini sağladı. İklim dönüşümü sorununa yönelik iki önemli toplantı Nisan 1961 ve Haziran 62'de Leningrad'da yapıldı. Ve aynı zamanda Sovyet Coğrafya Enstitüsü ile Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü işbirliği içinde Voyekov Ana Jeofizik Gözlemevi tarafından organize edildi. Bu toplantılar tarihsel iklim değişikliği, ısı değişimi, kutup bölgelerindeki buzullar ve bölgesel iklim değişikliği ile ilgili dokümanları içermesi bakımından büyük yankılar uyandırmıştır. Dönemin akademik dergilerinde yayınlanan makaleler o günlere dair ışık tutmaktadır. Örneğin Sovyet bilim insanı Lev Semenovich Berg'in iklim ve iklimsel süreçlerle ilgili çok sayıda makalesi bulunmaktadır ve Sovyetlerin kuruluş dönemlerinde yeryüzünü tanımak için özgün bir başvuru kaynağı olmuştur. Berg, Kuzey Yarımküre'nin uzak bölgelerindeki tundralardan kuzeydeki uzak orman alanlarına, bozkır bölgelerinden iklim bölgelerine kadar pek çok özgün çalışma kaleme almıştır. Benzer olarak Grigorin tarafından savaş sonrasında Sovyet coğrafyasını anlatan pek çok inceleme makalesi yayınlanmıştır. Grigori, Sovyet iklimi üzerine harita çalışmaları yaptı ve insanların iklim bilimi olan ilgisinin artmasına uğraştı. 1970'lerde Oleg Drozdov tarafından planlı ekonominin iklimsel faaliyetlerle birleştirilmesi konusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirildi. Sovyet iklim bilimciler Mihail Budiko ve Inokent Gerasimov, Coğrafi Toplumun 3. Kongresi adlı toplantıda dünya yüzeyindeki ısı ve su rejimi konulu özel bir sempozyumda ortak bir bildiri yayınladı. Dünya yüzeyindeki ısı ve su dengesi, genel fiziki, coğrafya teorisi ve doğanın dönüşümü sorunu başlığıyla yayınlanan makale, kapsam ve perspektif açısından oldukça genişti. Makaleden savunulan dünyanın ısı ve su dengesiyle ilgili çalışmalar o dönemde Sovyet coğrafi bilimlerinin odak noktasını oluşturdu ve buna yönelik Sovyet Bilimler Akademisi'nin tarafından da desteklendi. Budiko, 1972 yılında insan faaliyetinden kaynaklanan gelecekteki küresel sıcaklık artışlarının gerçekçi bir gözlemini içeren iklim üzerine insanlığın etkisi yani Vlianie Celoveka na Klimat adlı makaleyi yayınladı. Bu yayın, gelecekteki iklim koşullarını önceden tahmin etmek için geçmiş iklimleri anlamı üzerine yapılan vurgun nedeniyle iklim bilim için önemli bir kilometre taşı sayılmaktadır. Yine bu çalışmalara benzer olarak Sovyet Aeroklimatoloji Enstitüsü'nde çalışan Mihail Lyakov, atmosferik kirliliği araştırarak kirliliğin doğal ve ekonomik kirlilik kaynaklarına ek olarak sağlığa etkisi üzerine araştırmalar yaptı. Nitekim atmosfer kirliliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin olası olumsuz etkileri konusundaki endişeler iklim değişikliği ile ilgili genel tartışmalara paralel olarak 1950'li ve 60'lı yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda daha sık görülmeye başlandı. Evgeni Fedorov tarafından Voprosi Filosofi dergisinde yayınlanan 1958 tarihli makalede insanlığın meteorolojik süreçler üzerindeki etkisi konusu doğrudan ele alındı. Fedorov söz konusu eserinde yapay bulut oluşumu ve iklim düzenlenmesi olanakları gibi olguların tartışmasının ardından dünyada gelişen ekonomik etkiyle birlikte yapay değişikliklerin doğaya olan olası etkilerini vurguladı. Sovyetler Birliği 1988 tarihinde kurulup günümüzde hala faaliyetlerine devam eden Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani kısaca IPCC adlı örgütün kurucuları arasındadır. Gerek IPCC'nin oluşumunda, gerekse gelecekteki iklim değişikliği senaryolarının oluşturulmasına ilişkin ilgili tartışmaların geliştirmesinde etkili bir rol oynamıştır. Benzer olarak Sovyet bilim insanları, Dünya Meteoroloji Örgütü gibi bu alanda çalışan uluslararası kuruluşların faaliyetlerine yoğun bir şekilde katılmış, diğer sosyalist ülkelerle birlikte iklim değişikliğine ilişkin çalışma alanları oluşturmuştur. Sovyet iklim bilimi, ülkeye etki eden atmosferler içerisinde meydana gelen hava olaylarını ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini incelemede son derece başarılıydı. Tanımı gereği geniş bir sahada uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalama hali olan iklim bilim, Sovyet coğrafyasının şekillendirmesi ve yaşamı yakından kontrol etmesi sebebiyle sürekli olarak incelendi. Günümüzde gerek Rusya'da gerekse eski Sovyet Cumhuriyetlerinde bu bilimsel birikim hala kullanılmakta, aynı zamanda mirası üniversitelerde okutulmaktadır. Evet dostlar,
Bu videoda sizlere Sovyet iklim bilimi ile ilgili belgesel tadında bir bilgiler dizisi hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu konuya ışık olmuşuzdur. Sovyetlerle ilgili az bilinen konulara dair pek çok video çekiyorum. Sovyet Yolculuğu kanalımızda pek çok içerik bulabilirsiniz. Bu nedenle kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdi hoşça kalın.